Merhaba Osman Hocam. Yeni kanalınızda başarılar diliyorum. Merhaba, teşekkür ederim. Hocam son günlerde Sırrı Süreyya Önder'in geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle çokça merak edilen bir konudaki görüşlerinizi sizden öğrenmek istiyorum. Art diseksiyonu nedir? Ben de öncelikle tabii Sırrı Süreyya Önder'e şifalar diliyorum. Tez zamanda tekrardan Türk siyasi hayatındaki rolüne döneceği günleri dua ile ümitle bekliyorum. Aort diseksiyonu tabii çok ciddi bir rahatsızlık. Ee, hem kardiyolojide hem de kardiyovasküler cerrahide e, doktorların karşılaşmak isteği, istemeyeceği en son hastalık diyebiliriz yani. Dolayısıyla aort diseksiyonun tanımı nedir diye baktığınızda olaya aslında üç boyutlu bakmak lazım. Aort diseksiyonunu Türkçeleştirdiğinizde işte aort damarının çatlaması, aort damarının yırtılması gibi tarifler kullanılıyor. Ama aslında... Ortada çatlayan bir damar yok. Ya da yırtılan bir damar da yok. Aort damarı da dahil bütün arterler e, üç katmanlı damar sistemleri ve bunlar en içerisinden en dışa doğru silindirik yapıdaki bir boruyu düşünün. Ve bunun her bir katmanının ayrı bir vazifesi var. En içerisindeki katmanına yani kanın aktığı yüzeydeki silindirin en iç tarafındaki katmanla biz endotel diyoruz. Bu endoteli bu dosyalardaki, föylerdeki en dıştaki jelatin yapıştırılmış bir katman gibi düşünebilirsiniz. Yani hem o kartona parlaklık veren hem de onu koruyan, cilalı gösteren, bakımlı gösteren, uzun ömürlü gösteren o katman gibi düşünebilirsiniz. Damarların iç yüzeyde bu bahsettiğimiz jelatin ince katman gibi endotel tabakasıyla kaplanmıştır. Bu bahsettiğimiz aort diseksiyonu dediğimiz hadisede ise genelde aterosiklorozun sebep olduğu ve hipertansiyonun tetiklediği, aşırı stresin tetiklediği bir yırtılma yani o jelatin endotel tabakasının içeride silindirin herhangi bir aşamasında veya hipertansiyonun veya aterosklerozun etkisiyle soğan zarı gibi bir sıyrılma yani normalde yapıştığı yüzeyden kalkma durumu söz konusu ve bu kalkan katmanın arasına tansiyonun da etkisiyle kanın akış istikametinde yavaş yavaş her seferinde o katman yani jelatinini soyduğunuz bir karton gibi ya da soğanın zarını soyduğunuz gibi düşünebilirsiniz. O araya her seferinde birazcık daha kan daha fazla doluyor ve o lümeni neredeyse her seferinde birazcık daha ilerlete 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 o katman kalkıyor ve ilişkili olduğu bölge her nereyse beyin damarları ile ilgili bir bölge ise sizin felç olmanıza, kalp damarları ile ilgili bir bölge ise kalp krizi geçirmenize, daha aşağılarda böbrek damarlarının olduğu ya da atıyorum e, dalak damarınız olabilir, ince bağırsaklar olabilir, her nerede akımın tıkana, tıkanıklığına yol açabilecek bir sıyrılma, bir katmanın kalkması durumu söz konusu olduğunda bununla ilgili semptomları ön plana çıkartan ciddi hayatı tehdit edecek kadar önemli maalesef e, bir damar rahatsızlığından bahsediyoruz. Evet hocam anladığım kadarıyla son derece ciddi bir durum söz konusu. Peki böyle bir durumla karşılaşan hastada belirtiler neler oluyor? E, tabii aort diseksiyonunu bu kadar dramatik kılan şey maalesef çok ölümcül bir rahatsızlık olması. Genelde e, hastalar bu rahatsızlığı... Doktorların onlara anlattığı şekilde yorumlayabilecek, değerlendirebilecek durumda değiller. Nasıl ki biz kalp krizi geçiren bir hastada şiddetli göğüs ağrısından bahsediyoruz. E, kalp krizindeki göğüs ağrısı şiddetli, ezici baskı tarzında bir ağrıdır. Aort diseksiyonunda ise damarın ilişkili olduğu yani yırtılma dediğimiz diseksiyon bölgesi aortun her neresinde ise daha çok oradan başlayan bıçağın kesmesi gibi ya da yırtılma tarzında çok şiddetli can yakan bir ağrıdan bahseder hastalar. Ama kalp krizindeki gibi bir baskı tarzında bir ağrıdan değil, şiddetli yırtılma tarzında bir ağrı şeklinde tarif ediyor hastalar genelde bu durumu. Hocam böyle bir durumla karşılaşmamak için neler yapmamız gerekiyor? Hangi durumlar risk faktörlerini oluşturuyor? Ee, tabii şimdi kalp damar hastalıkları dediğimizde her şey biraz bizim genetiğimizle ama daha çok yaşam tarzımızla ilişkili. Dolayısıyla e, aort damar hastalıkları dediğinizde de yine karşımıza genetik hastalıklar çıkıyor. Özellikle Marfan sendromu dediğimiz izleyicilerimiz, takipçilerimiz şunu gözün önüne getirsinler. Abraham Lincoln Amerikan başkanı tipik bir marfan sendromlu kişidir. Yani etraflarında uzun boylu, zayıf, ince yapılı, kemikleri uzun, kasları zayıf, parmakları uzun ve eklem hareketleri aşırı derecede esnek olan. Mesela farz edin baş parmağını çok rahatlıkla işte el bileğine, daha yukarıya ön koluna değdirebilecek kadar esnekliği fazla olan e, bazı insanlar vardır. Bu hastalığın bir başka varyasyonu, başka bir isimle mesela Ehler Danlos Sendromu gibi. Bunlar tamamen genetik hastalıklar ve bağ dokusu hastalıklarıdır. Bunlar bağ dokusu bu insanlarda aşırı derecede esnek, gevşek olur. Aort damarında bu esneklikten payını aldığı için bu tür yırtılmalar, yani hipertansiyonun sebep olduğu aşırı stres damar içerisindeki yırtılmaları esnekliğin getirdiği zayıflıktan dolayı daha da kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu bir genetik varyasyon. Biz hastalarda tabii bu genetik morfolojik yapı değişikliklerini görsel olarak çok rahatlıkla ayırt edebiliriz. Ama bunun yanı sıra eğer ailesinde benzer hikayeler varsa, aort yırtılması, aort cerrahisi gerektiren problemler yaşamış birilerinden bahsediyorsak doktorlar tabii ki bu konuda biraz daha alarmı oluyorlar. Bu olayın genetik kısmı. Bunu bir tarafa bıraktığımızda karşımıza yine beslenme tarzıyla, yaşam tarzımızla ilişkili problemler maalesef yine karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada yine hipertansiyonu, sigarayı ateroskleroz dediğimiz e, damarlardaki e, endotel dediğimiz azev ve hani soğan zarına ya da dosyanın dışındaki jelatine benzettiğimiz katmanın bozulmasına onun sağlığını, e, kalitesini kaybetmesine sebep olan aterosiklorozun sebep olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Ama aorta eğer bir disseksiyondan ya da aorta bir anevrizmadan bahsediyorsak Mutlaka ve mutlaka şu iki şeyi tartışmamız lazım. Bunlardan bir tanesi hipertansiyon, bir tanesi de sigara ve onunla ilişkili yine bahsettiğimiz aterosklerotik süreçler. Peki böyle bir rahatsızlığın şüphesi altındaysa kişi tanısı nasıl konuyor? Aort diseksiyonun tanısı maalesef dediğim gibi çok dramatik, çok ani. Ve diseksiyon işte az evvel söylediğimiz hayati organlardan her nereyi tutuyorsa genelde onunla ilgili bulgular. Mesela Sırrı Süreyya Önder örneğinde verdiğimiz gibi kalp krizine yol açacak şekilde aort damardaki diseksiyon bölgesi kalbin damarlarına, sağ koroner artere kadar indiği için hastada kalp krizine ve kalbin durmasına sebep olmuş. Bir başka hastada daha yukarılarda olursa, beyne giden damarları o bölgeyi tıkarsa bir anda felce ya da ani ölüme yol açabilir. Bir başka yer dediğim gibi böbrekle ilişkili olursa ani böbrek infarktı, dalak infarktı ya da bağırsak infarktı ya da bacak damarlarında şiddetli tıkanıklıkla birlikte bacak ağrısı ve bacaklarda iskemi ya da bir anda kangrenleşmeye varacak derecede olayın dramatikleştiği durum genelde tutulduğu bölgeyle alakalı. Ama hastalar burada en çok neden yakınıyorlar? Ani şiddetli ağrı ve yırtılma hissinden yakınıyorlar. Biz doktorlar olarak hastaları neyle ilişkili alarm etmemiz gerekiyor? Dediğim gibi bu anlık bir olay. Kimse bunun ne zaman olacağını bilemez, kestiremez ama biz aortada herhangi bir problem olup olmadığını aort anevrizması dediğimiz yani aortun normalde o silindirik yapının e, olması gereken çapın üzerine çıkıp çıkmadığını takip etmek ya da aortada çekilen tomografilerde e, CT dediğimiz e, anjiyografi CT'lerinde eğer aortada plaklar aterosiklorozun yaygınlaştığı durumlar varsa ve bu hasta hipertansiyon, sigara gibi bir takım ilave risk faktörlerinde taşıyorsa mutlaka onları hem uyarmak gerekiyor hem ilaç tedavisiyle e, tansiyonlarını düşük tutmak gerekiyor. Aşırı stresten, aşırı aktivitelerden de mutlaka korunmaları gerekiyor. Bu hastaların doktorları tarafından da belli aralıklarla ekokardiyografi ile ya da tomografi ile ya da MR ile mutlaka takip edilmeleri gerekiyor. Hocam bu böyle bir rahatsızlığın tedavisinde neler yapılıyor? Maalesef yine Sırrı Süreyya Önder Bey'in yaşadığı problemdeki gibi her zaman istediğimiz standartta ya da istediğimiz ivedilikte maalesef gerçekleşemeyebiliyor. Dolayısıyla böyle bir problem yaşandığında Olabilecek en hızlı şekilde bu işin sorumluluğunu üstlenebilecek e, teknik kapasitesine sahip hastanelere veya ekiplere bu hastalara ulaştırmak gerekiyor. Bu noktada yani yapılacak tek şey bu. E, bu aşamanın öncesi belki hekimleri ve hastaları daha çok ilgilendiriyor. Az evvel söylediğim gibi bu tür riskleri taşıyan insanlar doktorlar tarafından çok yakın takip edilmesi gerekiyor ve doktorların uyarılarını ve takip sıklığını da hastaların bu ciddiyette ciddiye almaları ve doktorların tavsiyelerine uymaları gerekiyor. Burada en önemli şeyi bir kez daha söylüyorum. Bu hasta tansiyon hastası mı? Bu hastanın aortunda ya da diğer damarlarında aterosklerotik plak ciddiyeti ya da plaklardaki kalsifikasyon yükü ne kadar bu önemli genetik ailesel böyle bir yatkınlık olup olmadığı önemli ve bunlardan belki çok daha önemlisi bu olayın teknik kısmı doktorların takip ettiği kısmı aort damarında bölgesel olarak mesela kalpten çıktığı başlangıç bölgesinde ya da arkus dediğimiz aortun bir şemsiyeni düşünün sapının e, kavisli bir şekilde kıvrıldığı gibi aortun vücudun aşağıdaki organlarına yöneldiği kısmında ya da göğsün içerisinde veya karnın içerisindeki kalan bölgelerinde herhangi bir yerde anevrizma dediğimiz anormal genişlemelerin olup olmadığını takip etmemiz gerekiyor. Bunların her birisinin kritik değerleri var. Konuyu rakamlara boğmak istemediğim için detaylara girmiyorum ama bizim için kritik eşik 4 santimetre. Yani aortun herhangi bir lokasyonunda 4 santimetrenin üzerine çıkmışsa doktorların hastaları belli bir takip sıklığı konusunda mutlaka uyarması gerekiyor. Ve bununla birlikte hipertansiyon problemi varsa tansiyonunun 13'e 8 bu rakam önemli. Onun yani üst sınır kabul edildiği, daha düşük değerlerde tutulması gerekiyor ve yine tansiyonun yükselmesini ve aorttaki ani basınç değişikliklerinin sebep olacağı bu bahsettiğimiz diseksiyon plaklarının yırtılmasını ya da açılmasını engelleyecek ilaç tedavilerini, koruyucu tedavileri de mutlaka tedavilerinde reçetelemiş olmaları gerekiyor. Hocam sizin anlattıklarınızdan benim en fazla aklımda kalan şu oldu ki düzenli kontrol Evet yani düzenli kontrol belli aralıklarla bir kez daha söylüyorum. 4 santimetre ya da 5 santimetre veya doktor mesela diyelim ki sizi e, bundan bir sene kadar önce ölçtü. Sizin aort çapınızı 4,5 santimetre. Bu 4,5 santimetre takip edilebilir bir değer. Ama baktı 6 ay sonraki takibinizde ya da bir sene içerisinde eee 4,5 santimetreden 4.8 santimetre ya da 5 santimetre ani bir yükselme varsa o zaman ya takip sıklığını değiştirecek ya tedavi protokolünüzü ağırlaştıracak ve sizi mutlaka alarm etmesi gerekiyor. Aort çapındaki ani değişiklikler, genişlemeler bizi diseksiyon konusunda mutlaka hekimler olarak da hastalar konusunda alarm etmesi gereken en önemli bulgu ve hastaların kontrol etmesi gereken şeyi bir kez daha söylüyorum düşük tansiyonla olabildiğince yani tolere edebilecekleri en düşük tansiyonla yaşamaya kendilerini alıştırmaları gerekiyor doktorların bu konudaki talimatlarına diyet beslenme alışkanlıkları sigara alkol de aynı şekilde yani aortu ve damar sağlığını çok bu anlamda olumsuz etkileyen bir parametre. Bu tür kötü alışkanlıklar varsa da bunlardan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu anlattıklarınız gerçekten çok yol gösterici oldu. Benim aklımda kalan şu olacak. Nüfus cüzdanımızdaki yaşımızdan ziyade damarlarımızın kaç yaşında olduğu galiba evet, daha önemli. Evet, evet. Gerçekten öyle. Yani aort da bir atar damar ve tabii ki en büyük atar damarımız kalpten çıkan en büyük damar. Dolayısıyla daha önce de söylediğim gibi Arterleriniz kaç yaşındaysa vücudunuz o yaştadır, organlarınız o yaştadır. Yani bizim gençliğe, yaşımıza, nüfus kağıdımızdaki genç görünen yaşımıza aldanmamamız gerekiyor. Arterlerimiz kadar genç, arterlerimiz kadar yaşlıyız. Bunu unutmamamız gerekiyor. Hocam. Eminim takipçilerimiz açısından da bu değerli bilgiler çok faydalı olacaktır. Bize söylemek istediğiniz son bir sözünüz var mı? Son bir not olarak şunu paylaşmak isterim aort diseksiyonu ve aort anevrizması son derece sinsi ve son derece dramatik bir şekilde sonlanma ihtimali olan ciddi rahatsızlıklar. Dolayısıyla bu videoyu ve içerikteki bilgileri siz de yakınlarınızla paylaşmakla e, belki bir kişinin hayatına dokunmak ve böylesi bir dramatik problemle karşılaşmasını önleme konusunda bir katkıda bulunmuş olabilirsiniz. Bu konuya hassasiyet göstermenizi bekliyorum. Eminim takipçilerimiz açısından da bu değerli bilgiler çok faydalı olacaktır. Değerli katkıları için kardiyolog Profesör Doktor Osman Karakaya hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeyi, beğenmeyi, soru, görüş ve önerilerinizi yorumlar köşesine bırakmayı ihmal etmeyiniz.